Yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan bilgi aldı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı, yılda 3 milyon yolcunun kullanabileceği kapasiteye sahip olacak. TürkSat'la Aselsan arasında imzalanan Kabant Milli Haberleşme Hub Sistemi ve Modem Geliştirme Projesi imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yerli ve milli katma değerli uydu hizmetleri konusunda atılan imzaların bu alanda millileşme ve yerlileşme adına tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rasat Nabiyev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaştırma ve haberleşme işbirliği projeleri ayrıntılı olarak ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara Kahraman Kazan Yolu şantiyesini ziyaret etti. Ankara'daki karayolu projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Kara İsmailoğlu, Kızılcahamam Tüneli'nin de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunulacağı müjdesini verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında koronavirüs salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle 2020 yılı içerisinde düzenlenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilir. 2021-2022 dönemine ait kira bedellerine 2 yıl boyunca %50 indirim uygulanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov'un eş başkanlıklarında yürütülen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 9. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan'la ulaştırma ve bilgi teknolojilerinde araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin işbirliği mutabakatı imzalandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, gerçekleştirilen oturumun iki ülkenin ulaştırma ve ekonomik ilişkilerini geliştirme noktasında önemli bir kapı açacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, inşasında sona gelinen Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesinin Türk mühendislerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edeceğini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, artık son rötuşların yapıldığını ve kulenin en kısa zamanda vatandaşlarımızla ve tüm dünyayla buluşacağını dile getirdi. Önümüzdeki haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden görüşünceye kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Çünkü hayat ulaşınca başlar.